Selam dostlar. Bugün Kara ve Can'la birlikteyiz. Sabah erken saatlerde kuyruğu yürüyüşe çıkardım. Çünkü o yaşlı ve bunlara ayak uyduramıyor. O kadar güzel kır çiçekleri gördüm ki sizlere de göstermeye karar verdim. Şimdi elimden geldiğince güzel bir şekilde görüntüleyip sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım beğenirsiniz. Ana yoldan ayrılıp buraya girince hemen sol tarafta şu güzel çimenler var. Ve ardından da trifolyumlar, yonca tipi sarı çiçekli bitkiler, papatyalar bizi karşılıyor. Gerçekten çok güzel renkler, çok güzel görüntüler. Kuş sesleri eşlik ediyor. Bizim patili çocuklar da çok mutlu. Şöyle trifolyumları yakından göstereyim. Harika arı çeken bitkiler. Kendine özgü, hoş bir çimen kokusu yayıyor bütün bu bitkiler. Şimdi hazır buraya gelmişken, yakınlardaki, daha önce size gösterdiğim şahane papatya, şurada da salvia boyalı adaçayı çiçekleri var. Onları da görmeden geçmeyelim. Daha önce bahsetmiştim bunlardan. Kültür bitkisi olanı da var. Bunlar da arı çekiyor. Şimdi papatya tarlasına doğru ilerliyoruz ama yani buralar da dolu. Buralar da boş değil. Mevsimin en güzel kır çiçekleri buralarda da yayılmış durumdalar. Yakında iş makineleri çalışıyor. Hemen ana yolun sol tarafında Toki evlerinin olduğu yerde çalışmalar var. Umarım gürültü rahatsız edici şekilde yansımaz sizlere. Şimdi papatya tarlasına doğru ilerliyoruz. Bakmalara doyamadığım papatya tarlasına geldik. Dönümlerce arazi bu şekilde papatyalarla kaplı. Hem yakın görüntüleri hem uzaktan görünüşleri son derece güzel. Şöyle göstermek istiyorum size. Buradan ayrılasım gelmiyor ama iş makinelerinin sesi rahatsız edici olabilir. Şimdi içerilere doğru gidelim. Oralarda da çok güzel papatya tarlaları var. Onları gösteririm size. Can ve Kara ile patikada ilerliyoruz. Sabahki yürüyüşümde çok güzel anagallisler gördüm. Buralarda mavileri yaygın. Fakat nedense şu an somon rengi olanları daha çok gördüm. Ve onları size göstermek istiyorum. Hava kapadı. Güneş bulutların ardına kaçtı. Umarım iyi bir görüntü alabilirim.
Somon rengi anagallislere geldim. Bunların bir adı da fare kulağı ama çim olan fare kulağı değil. Gerçek renkleri biraz daha parlak, daha canlı. Çok güzel, yoğun bir şekilde açmışlar. Bunların kültür olanı da var. Daha önce ben hem mavisini hem bu rengini kültür bitkisi olarak tohumdan yetiştirmiştim. Saksıdan sarkan görüntüleriyle çok güzel olmuşlardı. Şu an çiçek tohumu satan bir takım internet sitelerinde anagallis yazarsanız bulabilirsiniz. Can hemen burnumun dibinde bitiyor ben çekim yaparken. Merak ediyor ve gelip hemen koklamaya başlıyor. İş makinelerinden biraz uzaklaştık. Umarım burada daha güzel çekimler yaparız. Ve şurada yine çok güzel bir anagallis kümesi. Bu da somon rengi. Yanında mavişler de var. Yoğun açmış çiçek kümelerinin yanında mutlaka arılar da oluyor. Bakın mavisi daha net çıkıyor. Yine papatyalarla dolu güzel bir yere geldik. Benim patili çocuklar çok mutlular. Onlar mutlu olunca ben de mutlu oluyorum. İyice yorulup fazla enerjilerini atmaları gerekiyor. Can. Devam edelim arkadaşlar. Yine çok iyi tanıdığım bir bitki. Ama şu an adını sorsanız inanın anımsamıyorum. Notlarıma bakmam gerekir. Geçen yıl Facebook'taki Flora grubunda epeyce paylaşılmıştı, ilgi görmüştü bu bitki. Ampul şeklinde bakın, tohum zarfları var. Çiçekler ucundaki şu sarı küçük oluşumlar, bunlar çiçeği. Şu ampullerde tohum zarfları. Yine ladenler. Öyle görünüyor ki bundan sonra bol bol laden göreceğiz. Çünkü bunlar öncüler. Devamı gelecek. Çok tomurcuk vermişler. Ladenlerin yanı başında mavi anagallisler. Bakın maviler gerçekten somon rengi olanlara göre çok daha fotojenik. Yani bütün ayrıntılarını, bütün güzelliklerini gösteren çiçekler. İşte renklerin ışığı yansıtma ya da yansıtamama becerileri farklı. Bu mavi renkler çok güzel çıkıyor. Burada muhteşem kelebekler görüyorum ama onları çekebilmek çok zor. Anında kaçıyorlar. Değil sesten,
gölgeden dahi etkilenip hemen yer değiştiriyorlar. Şimdi dün burada yine şahane bir renk harmonisi görmüştüm. Yine mi papatya demeyin. Çok güzeller. Sarılarla karışımları o kadar hoş ki. Artık aşağıya indim. Bunları çekeyim şimdi sizin için. Burada bir de dün pisik tetiği denilen ilginç bir yabani çiçek görmüştüm. Hatta eve gidince adını araştırdım. Pisik tetiği olduğunu öğrendim. Şimdi bulursam onu da çekeceğim ama önce bu papatyalarda bir gözümüzü dinlendirelim. Pisik tetiğini buldum arkadaşlar. Yalnız hava rüzgarlı. Şu an durdu gibi birden rüzgar çıkıveriyor. Bakalım net çekebilecek miyiz? Bakın sallamıyor. Dur çocuğum. Bunlar yine yanıma geldiler. Anında yanımda bitiyorlar. Bunlarla iş yapmak çok zor. Bakın çamurlara bulanmış suratlar. Hadi oynayın. Şimdi şu çiçeğimizi çekmeye çalışacağım. Hava rüzgarlı. Bir daha deneyelim. Dur Can. Can git. Can. Yalnız hava rüzgarlı. Netleyemiyorum. Şu an rüzgar durdu gibi ama birden rüzgar başlıyor. Ancak bu kadar olabildi. Bakın. Çok güzel bir çiçek. Gövdesi ve yaprakları böyle. Şu gördüğünüz ağaçların arasından aşağı doğru inince güzel bir vadiye ulaşılıyor ama bugünkü videomuz çok uzayacak. Onu da bir başka yürüyüşe saklayalım. Orada harika kekikler var. Onları da daha sonra başka bir yürüyüşte görüntüleyip sizlerle paylaşırım. Şu an tertemiz bir hava var. Kuş cıvıltıları, arı vızıltıları. Gerçekten her şey mükemmel. Şu an insan kendini doğayla bütünleşmiş hissedebiliyor. Çok uzaktan trafikten gelen bir ses var ama artık o kadarına da alıştık. Geldiğimiz yıllarda çok sessizdi buralar. Gitgide inşaatlaşma yüzünden kalabalıklaştık. Daha önce size buralarda silenoları çekmiştim. Artık onlar kayboldular. Yani çiçeklenme dönemleri bitti. Yerlerini papatyalara bırakmışlar. Onu da görelim. Evet, hep papatya görüntüleri veriyorum ama İnanın çok güzeller. Çok çok güzeller. Bunlar Alman papatyaları. Çok yakında sizlere tanıtacağım farklı bitkiler var. Onlar da tomurcuk vermiş.
sürpriz olsun, ne olduklarını söylemeyeyim. Şu kadarını söyleyeyim ki, bahçelerinize ektiğiniz kültür bitkileri kadar gösterişli ve güzeller. Bekleyelim, onlar da açınca tek tek size tanıtacağım. Bakın buradaki papatyalar da böyle başlıyor. Daha önce silenalarla kaplıydı bu alan. Şöyle aşağılara kadar uzayıp gidiyor. Ve yine şalbalar görüntüyü süslüyor. Bakın sağ tarafta da papatyalar devam etmiş. Ve şurada yine gelincikler. Yeşil çimenlerin arasında gayet hoşlar. Yine bu tarafta papatyalar. Yani anlatılmaz, yaşanır arkadaşlar. Keşke yolunuz düşse de buralarda yürüyüş yapsanız. Artık dönüyoruz. Tam dönüyoruz derken birbirinden ilginç görüntüler karşıma çıkıyor. Burada da bir sinir otu tarlası var. Sinir otu, plantago, çok şifalı bir bitki olarak bilinir. Birkaç çeşidi var. Bakın burada küçük boylu olanlar artık tohumlaşmaya yüz tutmuşlar. Böyle bir tarla dolusu uzanıp gidiyorlar. Bunlar plantagolar. Şöyle yakından göstereyim. Can, Kara, gidiyoruz. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Oyunlara doymadılar. Burada da yolun hemen kıyısında güzel bir yabani glayol çıkmış. Soğanlı bir bitki. Onun da hatırını sormuş olalım. Dönüş yolundayız. Benim için şahane bir kır gezisi oldu. Kekik kokuları, kuş sesleri, arılar, rengarenk çiçekler. Gerçekten her dakikasından keyif aldım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğenilerini sürdükçe çekimlere devam edeceğim arkadaşlar. Çünkü zaten benim yaşamımın bir parçası bu doğa yürüyüşleri. Sizlere de ilham veriyorsam ne mutlu bana. Bunlar da hiç rahat durmadı ama güzel oynadılar. Sizlere videomun başında tanıttığım anagallislerle veda etmek istiyorum. Bu kez yol kenarında mavişlerine rastladım. Şöyle sizlere göstereyim. Evet, şimdilik hoşça kalın dostlar. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Güzellikler hep sizinle olsun. Sevgiler, selamlar hepinize.